Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Davet Radyo dinleyicileri, bugün de bir konu bir konu programında beraberiz inşallah. Evet Rabbimiz her insana ayrı istidat ve kabiliyetler vermiştir. İnsanlar bu istidat ve kabiliyetlerini terakki ettirdiği zaman, inkişaf ettirdiği zaman çok güzel hizmetler ortaya çıkar. Ve bazı insanlar doğuştan üstün yetenekli, üstün zekalı insanlardır. Bugün de konumuz bu üstün yetenekli insanların kabiliyetlerini inkişaf ettirmek ve bunları topluma yararlı bir hale getirmek için yapılan çalışmalar. Bugünkü konuğumuz Kilis Üniversitesi'nden Doktor Abdullah Eker. Evet, Abdullah Eker hocamız bugün bizim konuğumuz ve davetlimiz. Efendim hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Yavuz evet hocam teşekkür ederim. Hocam sizi tanıyalım önce. Evet, ismim e, Doktor Abdullah Eker. E, Yavuz Hocam, Evet, Kilis Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Özel Eğitim Bölümünde öğretim görevlisiyim. Evet hocam. lisans olarak Türkiye'de istisnai bir alan vardı. Üstün zekaları öğretmenliği isminde. Evet. bir 10-15 yıl kadar devam etti. Evet hocam. ben de üstün Zekalar öğretmenliği bölümü mezunuyum. Maşallah. Yine aynı alanda Anadolu Üniversitesi'nde ve Konya'da yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı yürüttüm ve özel e, kolejlerde ve devlet kurumlarında üstün yetenekler eğitim koordinatörü olarak çalışmalarım oldu geçmiş zamanda. Evet. Aynı alanda proje üretmeye, çalışmaya, araştırmaya devam ediyorum. Çok güzel. Evet hocam, tekrar hoş geldiniz. Sapalar getirdiniz. Sağ olun. Şimdi değerli hocam bu üstün yetenek üstün yetenek üstün zeka diyoruz. Bu üstün evet. yetenek doğuştan mı oluyor? Nedir bu üstün yetenek? <laughs> bundan biraz bahseder misiniz? Evet. Önce tabii e, e, meşhur İmam Gazali'nin bir sözü var. Bir şeyi tarif ederken evet. efradını, cami ayarını mani olarak e, ortaya koymak gerekiyor. Yani bir şeyi tarif ederken tam olarak bütün yönleriyle ele alan bir tarif yapmak gerekiyor bir, başlamadan önce. Evet. Yani önce bu üstün yeteneğin tanımını iyi anlamak gerekir. Evet. Evet, yani üstün yetenek dediğimiz zaman tek boyutlu bir şeyden bahsetmiyoruz. ...tek bir yetenek alanından da bahsetmiyoruz. Dünyada literatürde gifted students şeklinde geçiyor bu öğrenciler. Gifted dediğimiz bir kavram var. Biz bunu Türkçe'ye üstün yetenek, özel yetenek ya da üstün zeka şeklinde çeviriyoruz. Gifted dediğimiz öğrenciler adı üstünde gift, hediye demek biliyorsunuz İngilizce'de. Özel bir vergiye sahip, özel yeteneklere, donanımlara sahip öğrenci anlamına geliyor... Bunu Türkçe'ye armağanlı öğrenci şeklinde de çevirenler var. Mesela bütün Arap el ülkelerinde el mevhibe diye çeviriyorlar. Biz de buna üstün yetenek diyoruz. Üstün yeteneğin çok tanımları var. Yani hatta tanım kuramları var. Birçok bilim insanı farklı modeller geliştirmiş. Çünkü bu zeka ile ilişkili. Zekanın da boyutları ile ilgili araştırmalar halen devam ediyor. Mesela Jilford isminde meşhur bir bilim insanı 1950'lerde... 130 farklı zeka işlevi tanımlamış. Yani zeka ne yapar? Zeka işte akıl yürütme, muhakeme, e, kestirim gücü, ilişkileri fark edebilme gibi birçok e, zekaya bağlı e, beynimizin fonksiyonları var. Evet. İşte bu e, açılardan zekanın farklı boyutları açısından zamanla çoklu zeka kavramı devreye girmiş. E, farklı yetenek alanları devreye girmiş. Çok farklı tanımlar var ama biz ülkemizde e, kabul edilen tanım, 71 yılında Maryland Rapor isminde ünlü bir rapor var üstün yeteneklerle ilgili 1971'de. Bizim e, ülkemizde kabul edilen tanım ona dayanıyor. Buna göre üstün yetenek çocuklar zeka, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya özel ak akademik alanlarda akranlarına göre yüksek düzeyde performans gösterdiği uzmanlar tarafından belirlenen çocuklar. evet. Yani burada e, bu tanımı irdeleyecek olursak akranlarına göre çok üst düzey performans gösteren çocuklar. Şimdi hocam bu çocuklar evet. doğuştan mı oluyor? Yani biz üstün yetenekli evet. çocuklar genetik anne evet. babadan geliyor veya çocuk doğduktan sonra evet. çevresindeki efendime söyleyeyim ortam veya arkadaşlarla mı bu evet. kabiliyetleri inkişaf ettiriyor. Bu konuya biraz girersek. Evet, evet yani genetin e, rolü çok yüksek. Genelde benim çalıştığım yüzlerce üstün yetenekli olarak tanı almış ee, çocukla çalıştım. Genelde anne babalar da özel yetenekli oluyorlar. Ee, ya da birisi özel yetenekli ya da ailede de oluyor. Fakat şu var, biz e, genetik ve çevre ilişkisini, yani doğuştan gelen potansiyelin zamanla çevre etkisiyle gelişmesine bağlı diyoruz üstün yetenek. Çünkü çocuğun beyin gelişiminde 0-6 yaş çok önemli bir dönem. Evet. Bu 0-6 yaş arasındaki uyarıcı zenginliği. Ee, ...çocuğun çevreyle etkileşimi zekayı geliştirebiliyor. Yani bu zeka potansiyelimiz ileri de gidebiliyor, geriye de gidebiliyor. O açıdan doğduğumuz gibi kalmıyor zeka. Evet. Zeka puanımız artabilen bir şey mesela. Hocam çok özür dilerim. Evet. Bir çocuğun üstün yetenekli olduğu kaç yaşında fark edilir? Yani anne baba evet. bu çocuk üstün yetenekli, e, ileride üstün zekaya da gireceğiz... ...veya üstün zekalı dediğimiz kabiliyetleri kaç yaşında çocuk ortaya çıkarıyor yani hani bazılar diyor ki çocuk doğuştan yetenekli. Evet. Veya çocuk ee... küçükken böyle değildi. büyüyünce bu çocuk Hı -hı. çiçek açtı gibi. Bu çok önemli bir soru hocam. Yani e, şu anda tanı için en az 6 7 yaşına gelmesi gerekiyor çocuğun. 6 7 yaşına. Evet. Aha. Yani bizim ona bir ölçek uygulayabilmemiz, e, psikolojik olarak e, bir tanı koyabilmemiz için en az 6 7 yaşına gelip ölçeğe muhatap olabilecek e, gelişim düzeyinde olması gerekiyor. Bazen doktorlar diyor ki bu çocuk e, çok zeki bırakın kendi haline büyüsün. Evet. Bu 4-5 evet. yaşında söylenenler ne derece evet. doğru? Şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi bu çok önemli bir soru. E, şu açıdan yani şu anda e, yaşadığımız asrın getirdiği bazı özellikler var. Yani teknolojiyi erken çocuk keşfediyor. Evet. birçok özellik anne babaları şaşırtıyor. Öğrencinin mesela 3 yaşındayken telefonun şifresini açabilmesi, Google Play'e girip oyunu indirebilmesi. Evet. Yani hemen aileler de çocuğun üstün yetenekli görme eğilimi çok fazla. Yani evet. biz anne babalarla çok diyalog kuruyoruz. çocuğun şu var. Zeka keşfedilebilen bir şey. Evet. Yani zeka görünür. Evet. ...özellikle anne baba çocuğun sıra dışı bir potansiyeli performansı varsa bunu görüyor. Yani anne babaların ve öğretmenlerin gözlemi bizim için çok değerlidir. Çünkü onlar çocukla birebir e, sürekli vakit geçiriyorlar. Özellikle öğretmen te tecrübesi, öğretmen gözlemi çok önemli. Hatta birçok ülkede sadece öğretmenlerin e, gözlemine dayalı tanı koyuyorlar. Yani öğretmen bir çocuğa üstün yetenekli diyorsa program onu üstün yetenekli kabul ediyor... Evet. Bu açıdan zeka görülebilen bir şey yani. Evet. Anne babanın ya benim çocuğum üstün yetenekli demesi çok normal. Ama her üstün yetenekli olduğunu düşünen, anne babanın üstün yetenekli olduğunu düşündüğü çocuk üstün yetenekli olmuyor. Evet. Ee, küresel zeka artışı dediğimiz bir kavram var. Çok ilginç. Ee, Ford isminde bir şey, The Bell Curve isminde meşhur bir kitap var. Ee, Profesör Ford'un. Onun bir tanımı var. Dünyanın ortalama üstün yeteneği, dünyanın ortalama IQ'su yıllar geçtikçe artıyor. Her ortalama 10 yılda bir 3 puan ortalama zekamız artıyor. Yani her nesil bir öncekinden daha zeki geliyor. Ee, bu ortaya konulmuş. Yani bunu etkileyen çok faktörler var. Gittikçe evet. beslenme alışkanlıklarından tutun, e, çevre desteği, eğitim desteği her açıdan gelişim içinde olduğu için dünyamız. ...ve genetik aktarım gittikçe daha kaliteli düzeye geliyor. Evet. O açıdan e, zeka, bizim çocuklarımız bizden daha zeki bir nesil geliyor yani açıkçası. Yani nesil Zek, ilerledikçe evet. zeka seviyesi evet. artıyor. Bunlar teknolojinin de etkisi var. Tabii. Yeme içmenin, Z kuşağı diyoruz, alfa kuşağı diyoruz, evet. alfa yetenekler üzerine çalışıyoruz evet. artık mesela. Tabii bunu şu, bizim için şu çok önemli, en başta onu söylemek istiyorum... Yani üstün yetenekli çocukların eğitimin için önemli. Çünkü potansiyel bir başarıya, bir ürüne dönüşmediği sürece bir kıymet ifade etmiyor. Evet. Yani nice sizin de başta ifade ettiğiniz gibi nice yetenekler, potansiyeller... ...kalıcı bir başarıya dönüşemeden, hayatta tutunamadan hatta e, zayi olup gidiyorlar yani. Evet. Bununla ilgili meşhur Baki'nin bir şiiri var diyor. ''Bir bahri umman gibi cuş etmişin'' diyor. Lakin çorak arazide akıp gitmişsin diyor. Ya, yani evet, başlangıçta müthiş coşkulu başlıyorlar evet. ama onu devam ettiremiyorlar. Evet. Mesela üstün yeteneklerin eğitiminde bizim rolümüz burada devreye girmesi gerekiyor. Bu çocuğun bu fark edilen potansiyelinin hayat boyu kalıcı başarıya gidene evet. kadar e, desteklenmesi bilinçli bir şekilde. Evet. Burada dünyada da çok sorunlar var. Mesela Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre üstün yetenekli çocukların yüzde yirmisi okulu bırakıyorlar, ya. tutunamıyorlar, bir başarıya ulaşamıyorlar. Evet. Yani bu çocukların e, okulla sorunları var, e, klasik eğitim ortamlarıyla tam barışık olmuyorlar. Mesela Edison nasıl e, okulla evet. kavga etti ve annesi onu yetiştirdi, e, birebir eğitimle e, ancak başarıya ulaşabildi. Birçok üstün yetenekli de dahi de bu uyumsuzluklar görülebiliyor yani. Yani bu çocukları keşfetmek lazım. Evet. Bu keşfet. çocukları bulup ee, e, bu istidatlarını körelmeden, kaybolmadan e, o yönde kabiliyeti inşa evet, etmek lazım. Keşfetmek ve desteklemek evet, gerekiyor. Evet. Şimdi hocam biz üstün yetenekliyle biz alışmışız, üstün zeka <laughs> diyoruz. Evet. Sürekli bir tabiri kullanıyor. üstün zeka üstün evet. zekalılar bu çocuk fazla evet. zekalı diye e, fakat sizinle program Hı. yapmaya başladıktan sonra anladık ki üstün yetenekli üstün zeka sanki aynı kavram değil evet. gibi e, bunları bize Hı. biraz açar mısınız yani bir çocuk üstün evet. yetenekli bir çocuk üstün zekalı mıdır veya üstün zekalı Hı. her çocuk yetenekli midir? Evet. Şimdi üstün yetenekli grubu çok heterojen bir grup. Yani tek tip bir üstün yetenekli tipolojisi yok. Çok farklı karakterde üstün yetenekler var. İçe dönük karakterler var, dışa dönük sosyal lider karakterler var. İşte yetenek alanları da çok değişiyor. O açıdan biz zekadan çok yeteneğe odaklanıyoruz. Bunun birçok sebebi var. Öncelikle biz çocuğu etiketleyip ...hem onun egosuna zarar vermek, hem de kabiliyetine zarar vermek istemiyoruz. Çok güzel. Yani bir çocuğa üstün zekalı dediğiniz anda... Evet. E, ...kendisi de çalışmayı, disiplini, motivasyonu bırakıyor. Ben zaten zekiyim, yaparım e, duygusuna kapılıyor. Ve çevre de evet. ona öyle evet. yaklaşınca artık... Herkes üstün zekalı deyince maalesef e, psikolojik olarak başka sorunlar e, ortaya çıkıyor. Evet. Yani benlik, ben algısı çok önemli. Evet. Tevazu içinde kabiliyetler gelişir. Yani te, çok fazla popüler olan, çok fazla göz önüne gelen öğrenciler mesela kabiliyetlerini geliştiremiyorlar. Çok ilginç. Dünyada örneği var. Mesela Michael Kinsey var. 11 yaşında üniversiteye kabul edilmiş. Dünyada 10 yaşında, 9 yaşında üniversiteye kabul edilen üstün yetenekli çocuklar var. Ee, benim bir araştırmam bununla ilgili mesela. Transition Process dediğimiz geçiş süreçleri var. Dünyada bu çok esnek. Yani bir öğrenci bir alanda sıra dışı yeteneği varsa hem üniversiteleri hem büyük kurumlar, araştırma merkezleri direkt onu bünyesine almaya çalışıyor. Evet. 11 yaşında Microsoft'un ARGE takımına kabul edilen öğrenci var mesela. Fakat bizde bu geçiş süreçleri biraz katı. Yani illa herkes 12 yıl eğitimi alacak, sonra üniversite sınavına girecek, sonra üniversiteye gidecek. Evet. Ee, o ayrı bir konu. Fakat e, bu öğrenciler aşırı popüler olurlarsa bir anda medya ilgisi, işte evet. e, çevreden aşırı ilgi... E, ...aşırı ilgi başlı başına etiketleme, aşırı ilgi e, çocuğun karakterini bozan, gelişimsel sürecini bozan bir faktör oluyor. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Mesela bunu bitireyim hocam. hocam. Evet. Yani Michael Kinsey e, 11 yaşında üniversiteye kabul ediliyor, bir anda medyatik oluyor... Ama sonra bilim insanı olmuyor. Herkes ondan sıra dışı bir başarı beklerken şu anda Amerika'da bir şov programı sunuyor. Yeah. Aşırı ezberiyle, aşırı işte hesap gücüyle popüler olduğu için komedyen olmayı, şovmen olmayı tercih ediyor. Yani o anlamda bazen çok erken bu yaşta çocuğu etiketlemek üstün zekalı diye sorun oluyor. Onun için biz üstün zeka hatta üstün yetenek de değil... Özel yetenek diyoruz. Hangi evet. alanda yetenekli evet. çocuk bu bizim için önemli. Evet. Yani zeki olup olmamasından çok hatta sınıfın üstün zekalısı değil biz dersin üstün zekalısı diyoruz. Ya da dersin üstün yeteneklisi evet. diyoruz. Ee, buyurun sizin. Evet şimdi hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Bazen çok üstün yetenekli çok üstün zekalı dediğimiz üstün yetenekli çocuklar bakıyorsunuz. Etraftan çok fazla böyle bir alkış aldığı zaman veya beğeni aldığı zaman... ...ilerleyen zamanlarda ailesiyle sıkıntılar yaşıyor. Ve arkadaşlarıyla sıkıntılar yaşıyor. Her şeyi beğenmemeye başlıyor. E, ve bu sefer artık ailesinden çok şey istemeye başlıyor. Yani dediğiniz gibi e, bu çocukların o yeteneklerini... ...onları şımartmadan, efendime söyleyeyim... <laughs> ...onların o yeteneklerini <laughs> inkişaf ettirmek lazım. Bu üstün yetenekli çocuklar toplum içinde fark ediyor mu hocam? Özellikleri nelerdir? Evet, tabii şimdi üstün yetenek çocuklar dediğimiz gibi çok farklı e, karakterlerde olabilirler. Evet, hocam. E, bizim ayırdığımız alt grupları da var üstün yeteneklerin. Mesela prodigi çocuklar dediğimiz bir alanda sıra dışı yetişkin gibi yetenek gösteren evet. e, çocuklar var. Çift özel dediğimiz çocuklar var. Yani üstün yetenekli ama dikkat eksikliği var. Üstün yetenekli ama otistik savant mesela. Bu gibi farklı özellikler de var. Her üstün yetenekli aynı özellikleri gösterme zorunda değil. Ancak bununla birlikte üstün yetenek çocukların özelliklerini nedir? Genel sık rastlanan özelliklerle ilgili çok güzel araştırmalar var. Bunların evet. başında Terman geliyor. Terman 1937'de başladığı bir araştırmasında 40 yıl üstün yetenekli bir grubunu incelemiş. 40 yıl onların bütün benzer özelliklerini ortaya çıkarabilmek için takip etmiş, Buna ek araştırmalar da yapıyor. Bununla birlikte gelişimsel açıdan bazı benzer özellikler gösterdiğini fark ediyor üstün yetenekli çocukların. İşte burası çok önemli. Yani biz üstün yetenekli çocuk mesela dili etkili kullanır, aşırı meraklıdır, yoğun ilgisi vardır, özellikle bilimin uç alanları dediğimiz Astrofizik, uzay, ondan sonra elektromanyetik, genetik gibi e, konulara erken yaşta ilgi gösterebilir, çabuk öğrenir, hafızası güçlüdür, e, çok duyarlıdır. Mesela duyarlılık benim özel çalıştığım bir konu, yani adalet konusunda çevresel sorunlara çok duyarlı, e, haksızlıklara karşı aşırı duyarlı. Yani duygusal duyarlılık çok yüksek üstün yetenek çocuklarda genel olarak. Kendilerini çok güzel ifade ederler. Çoğunlukla liderlik becerisine sahiplerdir. Okumaya çok düşkünlerdir. Bu gibi benzer özellikleri var üstün yetenek çocukların. Yani bu gibi özellikleri gösterip göstermemesi bizim açımızdan da önemli tanılarken. Fakat bu özelliklerin hepsini her çocuk göstermek de zorunda değil. Yani bu özelliklerin birçoğu olmadan da üstün yetenekli olabilir bir çocuk. Şimdi hocam Türkiye'de. ...bu üstün yetenekliler üzerine nasıl bir çalışma yapılıyor? Ee, ve yerelde evet. baktığımız zaman Gaziantep'teki Hı -hı. liste... E, ...bununla ilgili çalışmalar, evet. seminerler, programlar... ...ve bununla ilgili kurumlar var mı? Milli eğitimin bu yönde nasıl çalışmaları evet. var? Efendime söyleyeyim, üniversiteler bu yönde Hı -hı. nasıl faaliyetler var? Bu konuda biraz bahseder misiniz? Evet, bu da çok önemli bir soru. Şimdi ben Antep'e bu arada yeni de taşınmış sayılabilirim. Evet. Nisan'dan beri burada ikamet ediyorum. Daha önce Konya'da beş sene... Eskişehir'de dört sene ve İstanbul'da on sene kadar bu alanda çalışmalar yaptım üniversitelerde. Evet üniversitelerde ve özel kurumlarda kolej İstanbul'da kolej bünyesinde de çalıştım öğretmen olarak. Şimdi Türkiye'de maalesef benim gördüğüm mesela Uğursak hocamız var profesör doktor bu alanda en bilinen uzmanlardan birisidir benim de danışman hocamdı kendisi. Onun araştırmasına göre Türkiye'deki en büyük eksik uzman yetersizliği. Bu konuda eğitim almış ya da seminerlere katılmış, bu konu üzerine uzmanlaşmış uzmanımız eksik. Bununla birlikte eskiye göre çok ciddi de yol alınmış durumda. Ben Türkiye'de şunu fark ediyorum. Bu konu bazen çok popüler oluyor. Kurumlar, bütün paydaşlar konuya çok önem gösteriyorlar. Sonra birden unutuluyor. Sonra ilgi, alaka birden geriye gidiyor. Dünyada da öyle. Bir dönem ciddi fonlara ayrılmış üstün yetenekli çocuklara ya da İsrail, Güney Kore gibi bazı ülkeler çok önem veriyorlar. Yıllardır devam eden istikrarlı programları var. Mesela Kore'de gifted high school'lar var. Üstün yetenekler için özel liseler. Kaç devlet başkanı oradan çıktı mesela Kore'de ve matematikte Nobel ödülü almış bir bilim insanı, Güney Koreli, yine okullardan mezun. Böyle kalıcı başarıya giden ülkeler var. Bizde de bu konuda çalışan vakıflar, dernekler de var bol miktarda. TÜZDEV gibi, Tüzyeksav gibi vakıflar var. Üstün yetenekleri özel çalışan ve milli eğitimde özel eğitim rehberlik genel müdürlüğü kapsamında Özel yetenekler daire başkanlığı var. Yani bu çok önemli. Milli eğitim kendi bünyesinde bir daire başkanlığını sırf bu yetenekli çocukların eğitimine tahsis etmiş durumda. Evet. Bu mesela 10-13 yıllık bir gelişme çok önemli ee, ve e, biz ne yapalım ne yapalım diye araştırmalar sonucu her bölgede bir merkez açalım. Ee, okul dışı destek eğitim programı yürütecek bir merkez açalım. O bölgedeki üstün yetenekli çocukların Özel eğitim, destek eğitimi ihtiyacını karşılasın diye Türkiye'de bir karar alınmış. Bu kararın tarihi 1993 ve bilim-sanat merkezleri kurulmaya başlıyor. He, i̇lk başta işte belli büyük şehirlerdeyken bugün sayısı 186 tane olan bilim-sanat merkezleri var. Türkiye'deki üstün yetenekler için en temel müdahale bu. Yani EYSEL olarak yapılan... E, ...faaliyet bilim-sanat merkezleri üzerinden yürüyor. Çocuklar okul dışında bilim-sanat merkezine gidiyor. Evet. E, bu çocuklar ilk okuldan itibaren mi alınıyor, belli bir sınavla mı alınıyor... ...yoksa az evet. önce bahsettiğiniz gibi efendim öğretmen bu çocuk üstün yetenektir... ...bu çocuğu hemen bilim-sanat merkezine yönlendirelim mi? Bu aşama nasıl oluyor e, Bu aşama nasıl oluyor? Yani şu anda 62 bin e, öğrenciye bilim-sanat merkezleri Türkiye'de destek eğitim Türkiye veriyor. Hı -hı. Türkiye genelinde daha önce ilkokul 4'te başlıyordu tanılama çalışmaları. Şu anda ilkokul 1'e çekilmiş durumda. İlkokul 1, 2 ve 3'te tarama ve ondan sonra grup değerlendirmesi ve bireysel değerlendirme dediğimiz üç aşamalı bir tanılama ile öğrenci kabul ediyor bilim sanat merkezleri. Yani bilim sanat merkezlerin tanılama aşaması çok güzel oturdu ülkemizde. Yani kendi yerli milli zeka ölçeğimiz var, ASIS dediğimiz Anadolu Sak zeka ölçeği. Çok ciddi bir ekiple büyük bir proje olarak başladı ve Türkiye'nin ürettiği ve hatta dünyada başka ülkelerin de alıp kullandığı bir zeka ölçeğimiz var, ASIS. Bu çocukları biz asisle ile tanımlıyoruz artık. Ek olarak da VNB, işte Vis4 gibi bazı tanılam ölçekleri de kullanıyoruz. Evet. Zekayı biz uluslararası kabul edilmiş güvenilir ölçeklerle tanılıyoruz yani ona göre kabul ediyoruz. Bununla ilgili kısaca şunu söylemek istiyorum. Tabi bilim sanat merkezleri eldeki kısıtlı bütçeyle bütün Türkiye'ye hitap edebilecek e yöntem olarak düşünüldü. Yani her bölgeye bir merkez açıyorsunuz o bölgenin tamamının ihtiyacını karşılamaya çalışıyorsunuz. Tabi bu çok yetersiz kalıyor yani ortalama... %2'nin üstün yetenekli olduğunu düşünüyoruz dünyadaki genel araştırmalara göre. Yani bu da 100 binin üzerinde öğrenci anlamına geliyor. Hatta daha fazla yani 10 milyon öğrencimiz olduğu düşünülürse. Bununla birlikte bilim sanat merkezleri destekli yetersiz kalıyor. Bir ikinci sorun bilim sanat merkezleri okuldan bağımsız olduğu için okulla işbirliği yapamıyorlar. Yani evet. okulda ayrı bir program takip ediliyor bilim sanat merkezleri ayrı telden çalıyor tabiri caizse. Evet. Ee, ve öğrenci birçok açıdan kararsızlık yaşıyor. Mesela ben Türkiye'deki yüzün üzerinde bir seme gittim. Ee, hepsinde gördüğüm ortak sorun öğrenciler bir semi çok seviyorlar. Bu sefer okula gitmek istemiyorlar. Anladım. Ya da okuldaki derslere birden ilgisiz olmaya başlıyorlar ya da bilsem bırakıyorlar. Şimdi hocam i̇şte, bilseme evet. gittikleri zaman öğrenciler okul derslerini orada mı görüyor yoksa e, onlara ayrı bir evet. aktivite mi yapılıyor? Bu programlar nasıl değerlendiriliyor? Türkiye genelinde bütün e, efendime söyleyeyim bilsemlerde aynı program uygulanıyor, aynı müfredat evet. uygulanıyor. Şimdi bilsemler ilk yıllarda daha özgürdü. Belli bir programları yoktu. Fakat ellerinde de ne yapacaklarına ilişkin bir veri de yoktu öğretmenlerin. Sonra bilsemler için hem etkinlik çalıştayları düzenlendi... ...hem de program geliştirme çalışmaları yapıldı. Şu anda ellerinde bir program var. Bütün bilsemlerde benzer çalışmalar yürütülüyor. Bilsemin hedefi şu. Şimdi üstün yetenekli çocukları... ...21. yüzyıl becerisi dediğimiz beceriler var. Bunları vermemiz gerekiyor. Yani dünyada artık küresel rekabet arttıkça daha sıra dışı başarıyı ortaya koyan, orijinal özgün başarıyı ortaya koyan insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Evet. İşte bu bu 21. yüzyıl dediğimiz becerileri e, yetenekli çocuklarımıza kazandırmamız gerekiyor. Nedir 21. yüzyıl becerileri? İşte temel okur yazarlık becerileri var, yetkinlikler var, eleştirel düşünme, problem çözme, evet. iletişim, işbirliği, mesela sıra dışı yetenekli ama işbirliğine açık olmazsa motivasyon mesela çok önemli. Hatta Renzulli'ye göre motivasyonu olmayan kişiyi üstün yetenekli kabul etmiyor Renzulli. Ne kadar önemli. Üstün zekanın üç bileşenini tanımlıyor. Genel akademik yetenek, özel yetenek ve Motivasyon. Motivasyonda da en az akranların beş'in üzerinde olmasını bekliyoruz üstün yeteneklerden. motivasyonu hiç düşmeyecek Evet. Yani motivasyon e, bir potansiyel olarak, yetenek olarak bakıyor Renzulli. Ama motivasyon aynı zamanda da kazanılabilen bir durum. Yani evet. iç motivasyon e, öğrencilerimize eğitimle kazandırılabilir. Merak, istek, heves döngüsü dediğimiz bir e, durum var. Yani bir şeye insan merak ettiği zaman... Onda istek ve heves meydana geliyor ve motive oluyor. Motivasyonun altyapısı merak, istek, heves döngüsüdür. Bu anlamda karakter olarak da 21. yüzyıl becerilerinde bir kişi girişimci olması gerekiyor, sebatlı ve meraklı olması gerekiyor, uyum yeteneği olması gerekiyor. ...ve liderlik yeteneği olması gerekiyor. Yani bunlar da bizim eğitim sistemimizde gittikçe körelen yetenekler. Yani biz mesela bundan 20 sene önce bir boğaziçi işletme mezunu... ...direkt özel sektöre ilgiliyken, e, girişimci yeteneği daha fazlayken... ...bugün tek hedefi eğer KPSS'ye hazırlanayım, iyi bir memuriyet kazanayım noktasına gelmişse... Biz 21. yüzyıl beceri açısından geriye gidiyoruz demektir. Evet. Bu da yani küresel rekabette ülkemizin geriye gitmesi anlamına geliyor. O açıdan bize işte markalar üretebilen, işte katma değeri yüksek endüstrilerde, teknolojilerde kabiliyetlerini ortaya koyabilecek üstün yetenekli çocukları arıyoruz evet. ve onlara bu 21. yüzyıl becerileri adı altında topladığımız yetenekleri, özellikleri kazandırmaya çalışıyoruz. Evet, şim, şim, şim. BİLSEM'lerin de böyle bir hedefi var yani. Evet, Bu açıdan BİLSEM'ler normal ders, normal müfredat takip etmiyorlar. Yani aslında ülkemizde BİLSEM'lerin en büyük e, başarısını geriye doğru götüren faktör sınava dayalı eğitim sistemimiz. Yani öğrenciler belli bir seviyede mesela BİLSEM'lerde deneyler yapıyorlar. Sanatsal faaliyetler yapıyorlar, projeler yapıyorlar. Ama sonra e, sınav zamanı yaklaştığı zaman aile istiyor ki çocuk otursun, test çözsün. E, onlarla uğraşmayı bıraksın. İyi bir puan olsun, evet. güzel bir liseye yerleşsin. Şimdi hocam siz bu üstün yetenekli çocuklarla birebir görüşüyorsunuz. Bunlarla ilgili programlarınız oluyor. Haliyle bu çocukların aileyle, ailelerle birebir görüşüyorsunuz. E, bu ailelerden aldığınız istekler veya şikayetler... Ve sizin evet. bu ailelere tavsiyeleriniz nelerdir hocam? Evet. Çok önemli bir konu çünkü. Evet, tabii aileler e, beklentileri var. E, bu konuda yardımcı olacak uzman bulmakta, eğitimci bulmakta da çok zorluk yaşıyorlar. Evet. Tabii bir, e, bir önceki sorunuzla ilişkilendirecek olursak... ...özellikle biz Antep'te, kendi bölgemizde yapılan faaliyetleri bu konuda projeleri artırmak istiyoruz. Evet, daha önce Eskişehir'de ÜYEP dediğimiz Üstün yetenekleri Eğitim Programları adı altında bir projede çalıştım ben. Evet. Konya'da bununla ilgili araştırma merkezimiz vardı ve İstanbul'da bu konuda çalışma yapan çok okullar var. Şimdi aileler için farklı eğitim müdahaleleri var. Üniversite bazlı destek programları var, bilim sanat merkezi gibi okul dışı programlar var bazı okullar okulun içinde destek eğitim odası şeklinde e, destek uyguluyorlar Türkiye'de yaygınlaşmaya başladı gittikçe birçok özel kurumda ya da devlet okulunda üstün yetenekler için destek eğitim odaları var. Evet. Ee, bununla birlikte e, TÜZDEV gibi işte özel vakıflar e, mesela Antep'te e, Oktay Kurt hocamız var kendisi de benim lisans arkadaşımdır. ...onların akıllı zeka oyunları üzerine özellikle... E, ...yetenekleri geliştirici materyaller üzerine çalışmalar yapan e, kişiler de var. Şimdi ben ailelere e, öncelikle şunu tavsiye ediyorum. E, çocuğunuzu anlayacak öğretmen bulmak her şeyden öncelikli geliyor. Yani üstün yetenekli çocuğun hayattaki en büyük şansı öğretmen olabilir. Evet. Onun için... E, onu destekleyecek öğretmen çok önemli, özellikle ilkokulda. Ee, şimdi öğretmen onu zorlayıcı bir ortam oluşturması gerekiyor. Yine ben kendi geliştirdiğim bir rekabet ve zorlanma düzeyi ölçeği var. Ee, Türkiye'de ben en çok sorun olarak şunu fark ettim: Bizim eğitim sistemimiz ortalama öğrenciye göre hazırlandığı için evet. sınıf düzeyleri üstün yetenekli çocukların çok altında kalıyor. Bu sefer çocuk hiç ders çalışmadan, işte hiç bir e, kendini zorlamadan, efo, ekstra bir efor sarf etmeden en yüksek akademik skorlar alıyor. İşte her dersten yüz alıyor ama hiç e, çalışmıyor. E, bu ileriki hayatında ona çok büyük bir sorun olarak geri dönüyor. Yani ilkokulda, ortaokulda hatta lisede tamam bizim çocuk dersi derste öğreniyor diyorlar. Bizim çocuğun ekstra çalışmaya ihtiyacı yok diyorlar aileler. Ama üniversiteye geldiği zaman ya da hayatta e, rekabet ortamına atıldığı zaman bir meslekte e, çalışma disiplini kazanamadığı için yetenekli öğrenci e, müthiş sorun yaşıyor. Ya. Yani bizim eğitim sistemimizde kaplumbağalar zorlana zorlana potansiyelinin sınırlarını zorlayarak başarılı oluyorlar ama tavşanlarımız yani üstün yeteneklerimiz evet. e, hedefe varamıyorlar. Evet, zaten. Çünkü ...onları zorlayacak rekabetçi bir sınıf ortamı gerekiyor. Yani kendi akranlarıyla üstün yeteneklerinin eğitim alması çok önemli. Evet. Yani bütün sınıf üstün yetenekli olması gerekmiyor. Ama en azından o sınıfta onu rekabet içine girebileceği öğrenciler olması gerekiyor. O zaman çocuk çalışma disiplini kazanırsa... ...işte o zaman gerçekten üstün yetenekli oluyor. Evet. Mesela biz dahi çocuk demiyoruz. Çünkü deha... E, ...belli bir başarı elde... ...ortaya koyduktan sonra verilen bir ünvan. Yani bir kişiye dahi dememiz için... ...gerçekten bir... E, ...deha performansı göstermesi Spatirmesi lazım. lazım. <laughs> yani yani herhangi lazım. bir alanda... E, evet. ...dahi adayı çocuk olur. Dahi çocuk olmaz ama dahi adayı olan çocuk olur. O çocuğun da dahi olabilmesi için... E, ...ciddi bir çalışma disiplini kazanması gerekiyor. Evet. Mesela ailelerden... ...en çok şunu duyuyoruz Yavuz Buyur, Hocam. Buyurun. Bizim çocuk zeki ama tembel. Aha. Mesela niye tembel? Çünkü çocuklar için e, eğitim e, zorlayıcı bir ortam, rekabetçi bir ortam meydana getirmeyince e, çalışma disiplinini belli bir yaşa kadar edinebilen bir e, kabiliyet evet. O disiplin, o motivasyon olmadığı zaman e, maalesef ileriki yılları çok sorunlu oluyor üstün yetenekli çocukların. Hatta ben şunu gördüm. Hiç çalışmadan üniversite sınavını kazanmış ...hiç çalışmadı. Ne dershaneye gitmiş... ...ne doğru dürüst test çözmüş. Çok iyi yerler kazanmışlar ama... ...gidip bir tıp okumak, mühendislik okumak... E, ...yapamamış. Yeah. Okulu bırakmış yani. o Çünkü orada... E, ...sadece zeka yetmiyor... ...ona eşlik eden ciddi bir disiplin... Emek ...çalışma, evet var. emek istiyor. O yaşa kadar da evet. emek sarf etmemişse... Evet. ...o yaşa ağır geliyor haliyle. Evet, evet. yani evet. dediğiniz gibi o, o yaşa kadar... Evet. E, ...çalışmayınca... ...antrenman gibi, mesela futbolda bunun çok... ...örnekleri var, hani... ...bazı yetenekli çocuklar var... ...10 yaşında Barcelona transfer... Et, ...etti diyorlar mesela... ...bir anda herkes geleceğin Messi'si... ...Ronaldo'su diye... E, ...popüler oluyor çocuk ama bakıyorsunuz... E, ...böyle vasat bir e, kariyeri bile olmuyor yani. Evet. Bu çocuk, bu yetenek niye zayi oldu mesela? Neden zayi oldu? E, bunun cevabı burada yatıyor yani. Üstün yetenekli çocukların değerleri, eğitimi çok önemli. İşte tevazu gibi e, değerleri kazanabilmeleri... ...kendilerine özgüvenleri, özsaygılarının gelişmiş olması ve dengeli olması çok önemli. Eğer bunları destekleyen bir profesyonel uzman ve ekip varsa o yetenek potansiyel bir başarıya dönüyor. Ama yok, o çalışma olmazsa, hatta sıra dışı bir çalışma, gayret olmazsa o zaman o umut ümitler hep boşa çıkmış oluyor yani. Bu anlamda futboldaki yeteneklerin gelişimi benim çok ilgimi çekiyor ve çok benzer. Evet. Yani diğer alanlarda da yetenekli çocukların yaşadıkları. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi üstün yetenekli çocukları biz belli sınıflar kapsamında değerlendiriyoruz. Evet. İşte parlak çocuklar var, 130 altında olan. Yani onlar biraz daha şanslı. Genelde en başarılı çocuklar oluyorlar, düzenli, disiplinli, işinde gücünde olan çocuklar diyeyim. Sonra üstün yetenekler var, işte 130-145 arası, 130-160 arası ortalama çocuklar. Bir de çok üstün yetenekler var hocam, milyonda bir görülen işte çok sıra dışı çocuklar var. Onlar ayrı bir klasman diyelim. Bunlar toplum içinde hemen evet. gözüküyor değil mi hocam? Belli diyor yani. Tabii, özellikle çok üstün yetenekliler hemen fark ediliyor. Yani sor, ee, soru sormasıyla, konuşmasıyla hı. yaptığı faaliyette, belki evet. hayaliyle bile farklı değil mi hocam? Mesela ben size bir çalıştığım öğrenciden bahsedeyim. Buyurun hocam. E, kendisi ilk Bilkent'i kazanmış. Türkiye'de ilk yüze girmiş. Evet. Hocam. Sonra Bilkent'te okulu bırakıp kendini kütüphaneye kapatmış. E, kütüphanedeki bütün eserleri A'dan S'ye kadar okumuş. Subhanallah. Yani Azır fotoğrafik mevcut. hafıza dediğimiz hafıza vardı evet. çocukta. ...gördüğü sayfayı anında okuyordu ve ciddi... ...çok detaylı geri bildirim veriyordu. Sonra... E, ...sıkılmış, S'ye gelince sıkılmış. Binlerce kitap okumuş yani. Okulu da bırakmış. Sonra... ...Boğaziçi'ye girmiş, onu bırakmış. ODTÜ'de e, nükleere merak sarmış... ...bir dönem. E, Hacettepe'de... ...nükleer mühendisliğini kazanmış, onu da... ...bırakmış. Ben kendisiyle tanıştığımda... ...Taksim'de bir barda... ...gitar çalıyordu. Başka ya. da hiçbir iş... ...yapmıyordu. Bu kadar iyi... ...ve yani... kabiliyette değil mi? <laughs> Beş ileride evet. vatan milliyet için çok hayırlı hizmetlere Hı -hı. yani değil mi faydalı olacak birisiyim. Şimdi hocam bir sınıf düşünelim Hı -hı. veya bir okul bazına düşünelim. Sınıfta az önce bahsettiğiniz gibi öğretmenin bakış açısı, öğretmenin nazarı e, genelde isabetli olur. Şimdi öğretmen baktığı sınıfta çok yetenekli, üstün yetenekli çocuklar var veya okuldaki idareci fark etti bu çocuğu. Bu öğretmenin bu çocuğa yaklaşımı nasıl olmalıdır? Hı -hı. Veya okul idaresinin çocuğa yaklaşımı hı hı. nasıl olmalıdır? Bu konuya biraz girersek. Evet. Ee, şimdi tabii öğretmen uzmanlara yönlendirmesi e, gerekiyor. Ee, evet. Bununla birlikte öğretmenlerin sınıfta zenginleştirme dediğimiz e, etkinlikler var. Yani öğretmen sınıfta isterse sınıfı gruplara ayırıp belli e, potansiyel düzeylerine göre evet, evet. E, farklı düzeylerde eğitim verebilir bir çocuk bir alanda sıra dışı üstün yetenekli ise o çocuğa o alanda derinlemesine zenginleştirilmiş bir program uygulamak gerekiyor. Yani öğretmenler bunu çok zor bir şey olarak görüyorlar. İtopik yani biz işte farklılaştırmış eğitim yöntemi diyoruz. Öğretimin bireyselleştirmesi diyoruz. Bunlar öğretmenlere çok zor şeyler geliyor. Halbuki zor değil. Yani öğrenciyi mesela Tanı, tanıdık diyelim mesela çocuk e, örnek vereyim benim kendi başıma gelmiş bir örnek dil kabiliyeti çok yüksek 10 yaşında 5 dil biliyor çocuk Maşallah. yurt dışında da yaşamış şimdi bu çocuğa İngilizce öğretmeni gelip de e, what is your name my name is Ahmet bunu anlatması yeah. çocuğa zulüm yani e, çocuk evet. da sıkılıyor bu sefer davranış problemleri ortaya çıkıyor. Ya da matematik dersinde resim yapan öğrenci biliyorum mesela. Ama çocuk ilkokul 4'te trigonometri biliyor. Bunu yaşadım mesela. Atakan Acar Eskişehir'de ÜYEP'te öğrencimizdi. Bu tarz öğrenciler olduğu zaman bir defa davranış sorunlarında öğretmen inatlaşmamalı yani. Evet. Öğrenciye biraz esneklik, serbestlik tanıması gerekiyor. O serbestlik birçok sorunu çözüyor. Bununla birlikte çocuk okula uyumda sorun yaşıyorsa, okulu sevmiyorsa mesela ilkokul bir öğretmenleri çok sorun yaşar. Çocuk üstün yetenekli olmuşsun olmasın, okuma yazmayı öğrenip gelmişse çizgi çekmek istemez, hece çalışması yapmak istemez. Öğretmen bu gibi alanlarda o çocuğu o derslerden muhakkak muaf tutması gerekiyor. Evet. İşte muaf tuttu ne yapacak o zaman? Başka. O saatlerde destek eğitim odasında ya da sınıf içinde Başka etkinlik yapması lazım öğrencinin. Mesela size bir örnek vereyim. Bizim Ankara'da yürüttüğümüz bir çalışmada uyguladık. Her bir ünitenin başında biz çocuklara son ünitenin sonunda vereceğimiz testi baştan veriyorduk. Ön test olarak. Şimdi çocuk verdiğimiz örneğin altıncısını kuvvet ünitesini işleyeceğiz. Çocuklara sınavı dağıttık. Üç tane öğrenci 90 aldı. Daha dersi anlatmadan. Daha derse başlamadan. Evet, daha konuya başlamadan çocuk 90 almış. Görüşüyoruz. O konuya özel ilgisi var. E, ee, BİSEM'de görmüş, eğitim almış olabilir mesela. BİSEM öğrencisi olabilir. Ee, o zaman o dersi ona tekrar anlatmıyoruz. Ne yapıyoruz? O çocukları destek eğitim odasına gönderip... Evet. Ya da mesela kuvvetle ilgili bir proje veriyoruz. Üç çocuk kuvvet konusunu iyi biliyor. Ya da onları daha az saat anlatıyoruz. Mesela 16 saatin 10 saatinde muaf tutup 6 saat sadece ders alıyor. O kazandığı 10 saatte ya o konunun derinliğine zenginleştirmiş programda ya da başka zayıf olduğu alanda da uygulama yapabilir öğretmenler. Bu çocuklara özel ilgi, birebir ilgi mi gerekir hocam? Burası çok önemli. Yani az önce evet. bahsettiğiniz bir sınıfta 30 tane hmm. öğrenci var. Bu 30 öğrenci belki bir tane, belki hmm. iki tane üstün yetenekli var. Şimdi diğer çocuklar konular daha yeni yeni anlarken... ...bu çocuk bu konuyu belki biliyordur, hmm. belki kavramıştır. Buna özel bir ilgi, birebir mi bir ilgilenmek lazım? Yani bu çocuklara dengeli bir ilgi gerekiyor. Yani biz öğretmenlerden genel sınıfını bıraksın... ...sade üstün yetenekli çocukla ilgilensin demiyoruz. Evet. Öyle bir beklentimiz evet. yok o zaten. Evet. Fakat bu çocuklara serbest çalışma yaptırmalarını, bazen ekstra etkinlik, ekstra materyal vermelerini bekliyoruz. Mesela Gifted isminde bir film var. Bütün ailelere, anne babalara tavsiye ederim. Evet hocam. Gifted adı üstünde üstün yetenek isminde Türkiye Türkçeye de çevrilen bir film var. Mesela oradaki öğrencinin hikayesi gerçekten örnek bir vaka. İlk başta öğretmen sürekli sınıf kurallarına uymadığı için azarlıyor. Öğretmen problemi tahtaya yazmadan öğrenci hemen cevabı veriyor mesela sıkılıyor, arkadaşlarına hakaret ediyor, aptallar sürüsü diyor, ben bunlarla diyor, aynı sınıftayım hiçbir şey anlamıyorlar diyor. Sonra öğretmen çocukla ailesiyle görüşüyor, çocuğu tanıyor, çocuğu tanıdıktan sonra duygusal bir bağ kurar öğretmen, yani öğrenci öğretmeni sevdiği anda zaten sorunları çözmek daha kolaylaşıyor ve her ders ayrı ekstra bir etkinlik veriyor ona. Yani e, mesela filmde bu çok güzel işlenmiş. Yes. Getiriyor mesela matematik dersi This is something extra for you diyor. Bunlar senin daha yetenekli olduğun için senin için ekstra diyor yani. Yes. E, daha e, zor sınavlar soruyor. Mesela bu konuda çok ünlü bir bilim insanı var. E, Barbara Clark ee, onun kitabı Türkçe'ye çevrildi. Growing of Gifted isminde bir kitabı var. Üstün yetenekli çocuk yetiştiriyorum kitabın ismi. İşte orada diyor ki hiçbir üstün yetenekli çocuk diyor yardımcı öğretmen rolü oynamak zorunda değildir diyor. Yani eğer bir çocuk bu konuyu iyi biliyorsa öğretmen hemen onu işte arkadaşlarına da bunu çalıştır, arkadaşlarına öğret diye. Ee, halbuki o çocuğun kendi eğitim ihtiyacı var. Mesela bu konuda e, farklılaştırmış yöntemleri öğretmenler muhakkak uygulayabilmeli. Evet. İşte öğrenme istasyonları diyoruz, program sıkıştırma ya da bireysel ya da küçük gruplu proje temelli çalışmalar olur, araştırma projeleri olur, e, öğretme portfolyosu dediğimiz yöntemler var. Öğretmenler genelde bunları biliyor çünkü bunlar hep popüler kavramlar. Evet. Ama bununla ilgili az önce ailelere tavsiye ettiğim gibi, bu gibi yeniliklere açık, üstün yetenekli çocuğun değerini bilen öğretmen bulması gerekiyor ailenin. Evet. Mesela size bir örnek vereyim. Buyurun. Konya'da bir böyle öğrenci velisi geldi. Çocuk ilkokul 1'e başlamış ama 3,5-4 yaşında okumayı öğrenmiş. Ve kendiliğinden öğrenmiş. Aile diyor ki kesinlikle ben ona öğretme çalışması yapmadım. Önce televizyondaki alt yazılardan harfleri öğrendi. Sonra okuma yazmayı öğrendi diyor. Çocuk okulu sevmiyor. Okulu gereksiz görüyor. İlkokul bir de ben niçin bütün vaktim burada geçirmem lazım? Bana ablam öğretiyordu diyor. Bir de ablası var. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, Her şey öğrenmiş zaten. Evet. Biz bana geldiklerinde stresten bütün vücudu yara olmuştu ya. çocuğun. Yani her gün kavgayla okula gitmeye çalışıyor. Öyle kavga ettim. Gitmeyeceğim şeyi. diyor. <laughs> Böyle her gün evde çatışma var. Çocuk da ne kadar stres altında kalmışsa yani o, o, o konuda kendi de hasta olmuş yani. Ya. Vücuduna yaralar dökmüş. Sonra önce aileyi tanımaya çalıştık. Aileyi evinde ziyaret ettik. Öğretmeni de bir şeyler çözüm için istekli ama ne yapsa evet. hakkında bir fikri yok. Biz ailenin müstakil bir evde yaşadığını, çocuğun hayvanlara, e, bitkilere aşırı ilgili olduğunu fark ettik. Bitkileri tanıyor mesela çocuk 6-7 yaşında, tohumları biliyor. E, sonra haftada iki gün okuldan muaf tuttuk onu, salı perşembe günleri. E, salı perşembe günleri bahçesiyle ilgilenecek, e, bir de küçük tavukları var onlarla ilgilenecek. Ertesi günde e, sınıfa rapor verecek, gelecek <laughs> sınıfta anlatacak. Aşırı bir de zaten üstün yetenekleri de sık görülür. Ee, doğa sevgisi, hayvan sevgisi yoğun bir şekilde. Ee, çocuğun o damarını kullanarak e, çocuk da çok düzeldi. Üzerindeki stres kalktı. Bir anda e, bahçesini aşırı ilgi göstermeye sonra onu her gün ertesi gün okulda gelip anlatmaya. Yani ertesi gün okulda gelip anlattı sadece 5 dakika i̇şte. arkadaşlarına ama bu basit pratik bir yöntemle çözdük. Ona ek yöntemleri de uyguladık. Yani işte araştırmaya çok meraklı, okumaya meraklı. Yani ailenin sık sık ona kitap bulması ee, ve satranç bu konuda çok faydalı oluyor. Evet. Yani öğrencileri satranç gibi zeka oyunları gibi konulara yönlendirmeleri öğrencinin deşarj olması için de bir fırsat oluyor. Bu gibi evet. sorunlarda. Ee, bir de hocam. Şunu ailelere çok söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi üstün yeteneklerle ilgili en etkili müdahalelerden birisi de mentörlük Mentörlük yetenekli bir çocuğun o yetenek alanda sıra dışı zaten uzman olan birisiyle birebir çalışması. Çok eski bir yöntem, yani tarihte yüzyıllar boyu ustalar, e, pirler, işte lalalar özel öğrenci yetiştirmişler. Yani kendi çok zor öğrenci kabul etmişler ama bir cevher gördükleri zaman da onu alıp ona ustalık yapmışlar, liderlik yapmışlar. Bu anlamda e mentörlüğün çok değişik varyasyonları var. e mentörlük de var mesela. Evet. Renzulli'nin e-learning sistemi var dünyada yıllardır. Mesela biz şimdi yeni online eğitimi konuşuyoruz, tartışıyoruz. Renzulli 20 yıldır üstün yetenekleri e-learning uyguluyor. Yani online eğitim uyguluyor, onları online bir araya getiriyor. ...grup çalışmaları yaptırıyor. Ee, bu konuda... ...çocuğumuza bir mentor bulabiliriz. Evet. Mesela benim Antep için düşündüğüm... ...projelerden birisi bu. Ee, şimdi burada sıra dışı... ...yetenekli çocuklar için... ...mentorluk yapabilecek çok saha var. Sanayi gelişmiş, üniversitelerimiz evet. var. Ee, hem bilim alanda... ...hem endüstri alanda... ...uzmanlar çok. Ya, sanatsal imkanlar da çok. Spor imkanları da çok. Yani her yetenek alanında... Biz mentörler bulabiliriz. Mentörleri o alanda yetenekli mentilerle yani evet. danışacak çocuklarla buluşturabiliriz. Aile bunu informal olarak da yapabilir. Yani aile çocuk neye aşırı meraklı? İşte uzaya meraklı bir uzay istasyonuna götürebilir ya da işte gözlem evine götürebilir. Ya da sanata çok meraklı çok iyi çizimi var. Bir ressamla tanıştırabilir. Müzik alanda, spor alanda, hepsinde mesela yazarlık kabiliyeti var diyelim çocuğun. Dört yaşında bir hikaye yazmış, inanılmaz orijinal. Yaşının çok üstünde diyelim kalem kabiliyeti var. Bir yazarla tanışması, ona ürünlerini göstermesi, ondan fikir alması sağlanabilir. Yani aileler muhakkak üstün yetenekli bir çocukları varsa ya da şöyle diyeyim çocukların çok ilgi duyduğu, duyduğu çok yetenekli olduğu bir alan varsa. O konuda çalışan uzmanlarla tanıştırsınlar. Bu o çocuğa bir hayal gücü de katıyor. Evet. Mesela biz Eskişehir'de şöyle bir uygulama yaptık. Arçeliğin Arge'si vardı. Arge'deki mühendisler çok e, yetenekli seçilmiş mühendislerdi. Hepsi Türkiye'nin dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olmuşlar. Arçeliğin fabrikasında yeni ürünler geliştiriyorlar. Ve onların e, beyin fırtınası e, tartışmalar oluyor. Brain storming yapıyorlar yeni ürünlerle ilgili. Bizim üstün yetenekli çocukları oradaki mühendislerle birebir görüşmeler yaptırdık. Mesela çocuğun dünyasına bir fikir sokuyor. İleride işte mesela elektronik mühendisi olmak istiyorsan şunlara ilgi duy, şunları oku, işte arge budur, e, fabrika budur, teknoloji budur. E, çocuklara ciddi anlamda e, bir hayal katmış oldular. Yani çocuk e, mesela bizim üyebin bir amacı da oydu. Çocuklar 6 7 8 yaşındı 8. sınıftalar, ortaokul çağındalar. Ama geliyorlar, üniversitenin laboratuvarlarını kullanıyorlar. Evet. Üniversite ortamıyla tanışıyorlar. Yani biz o çocukları direkt üniversiteye kabul edemiyoruz ülkemiz şartlarında. Evet. Ama en azından araştırmayla evet, evet üniversitenin ortamıyla tanıştırıyoruz. Evet. O konuda e, çocuğun dünyasına bir ufuk açmak, bir hedef göstermek bu da çok önemli yani. Evet hocam, çok Mesela önemli. Bediüzzaman Hazretleri e, daha çocuk yaşta karar veriyor. Mesela ben diyor Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu bütün dünyaya ispat edeceğim diyor. Evet. Mesela o da sıra dışı bir deha. Yani 90 kitabı hafızası evet. evet. Yani 14 yaşında bütün medrese ilimlerini bitirmiş, 15 günde hafız olmuş. E, Mesela potansiyelini İslami ilimlerde e, geliştirme hedefi koymuş. Evet. İstese sıra dışı bir fizikçi de olabilirdi. Sıra dışı bir, bir mucit de olabilirdi. Ama o e, Kur'an'a hizmet açısından, Kur'an'ın tefsiri açısından e, bu kabiliyetini geliştirmek istemiş. Mesela o zamanki eğitim sistemi de çok özgür. Yani herkes kendi bireysel hızına göre ayarlıyor. Kimisi aynı kitabı iki yılda bitiriyor, kimisi bir ayda bitiriyor. O özgürlük ortamı da onun potansiyelini desteklemiş bence açıkçası. Yani 14 yaşında 30 yıllık eğitimin tamamını bitiriyor. Kimse de ona niye bu yaşta bitirdin demiyor yani. Test ediyorlar, sınavlar yapıyorlar bildiğiniz gibi. E, imtihana tabi tutuyorlar Sonra bakıyorlar hakikaten Bütün kitaplardaki bilgileri almış evet. Özel bir yetenek var Karşılarında evet. O açıdan e, dediğiniz gibi e, Bu çocukların e, Okulla bağının güçlü olması da şart değil Dünyada ev okulu Sistemi dediğimiz örnekler var Bir okulun programını Planını takip edip daha hızlı da eğitim hayatı sürebilir. Bununla ilgili bizim Türkiye'de de çalışmalar yeni başladı. Onu da söylemiş olayım. Evet. Hocam. Yani biz de üstün yetenekli çocukların üçüncü basamakta açık öğretim sistemiyle daha serbest tutulmaları, ondan sonra 12 yıllık sistemin hızlandırılması bunlar şu anda da tartışılmaya başlandı yani evet, yeni yeni. Evet. Şimdi hocam bize ayrılan vaktin sonuna doğru geliyoruz. Evet. Son olarak Malumunuz toplumca bilinen doğrular vardır, yanlışlar vardır. Evet. Biz toplum olarak her konuda fikir sahibiyiz. Her Hı. konuda fikir üretiriz. Ve evet. dur, duyduklarımıza e, o konuya yaklaşırız. Hani bu üstün yetenek, üstün zeka konusunda da öyledir. Bir üstün yetenekli çocuk gördüğümüz zaman hayran kalırız, tebrik ederiz, sırtını sıvazlarız. Belki ona zarar veririz, belki faydamız olur bilemeyiz. Bu toplum tarafından bilinen doğru ve yanlışlar nelerdir Hı. bize kısaca bahsedersiniz. Yani toplumda e, tabii mitler dediğimiz e, şeyler var. Yani ortak üstün yetenekler mesela hepsi böyle gözlüklü işte hep böyle sürekli içine kapanık öğrenciler gibi düşünülüyor. Evet. Öyle değil yani çok farklı tiplerde olabilirler. Bir defa toplumda bunu bilmek gerekiyor. Tek tip bir üstün yetenekli çocuk yok. İkincisi genelde çevre işte. Her çocuğu üstün yetenekli olarak etiketlemeye çok meyilli. Yani <laughs> bir bu kabul evet. Ben de babayım, ben de iki kızım var. Genelde tamam. kendi çocuklarımıza karşı duygularımız subjektif oluyor yani. Evet. Onun için herkes çocuğunu alıp benim çocuğum üstün zekalı diye gelebiliyor ya da öyle görmeye çalışıyor. Bizim toplumda en büyük yanlış bu çocukları anormal bir şekilde beklentinin yüksek olması. Ya bu konuda şimdi şöyle söyleyeyim üstün yetenekler alanında çalışan uzmanları ikiye ayırıyoruz biz Yavuz hocam. Evet. Bir eğitim programları çalışanlar. Ben evet. daha çok mesela eğitim programcısıyım. Biz okullardaki uygulanacak programlar üzerine çalışıyoruz. Çok farklı yöntemler var yani özel alt sınıf olabilir, özel okul olabilir üstün yeteneklere özel takımlar olabilir. Mesela altıncı sınıftan itibaren e, İsrail'de uygulanan bir program. Takımlar kuruyorlar. Genetik takımı, elektromanyetik takımı, ziraat takımı mesela sadece böyle belli alanlarda da değil. Çocuk o yaştan itibaren, 11-12 yaşından itibaren o alanda çalışmaya başlıyor. Evet. Ve 20 yaşına, 25 yaşına geldiği zaman sıra dışı uzman oluyor yani. Evet. Ee, bu gibi konularda çalışılıyor. Bir de bu işin e, rehberlik, psikolojik danışmanlık boyutu var. Psikoloji boyutu var. Üstün yeteneklerin sorunları var. İşte aşırı mükemmeliyetçilik, asenkronize gelişim diyoruz. Yani gelişim alanları arasında uyumsuzluk var. Ee, mesela zekası çok ileride ama sosyal gelişimde geri. Evet. Yani Sonuçta o bir çocuk. 7 yaşında belki 15 yaş zeka performansı gösteriyor. Bilişsel olarak, zihinsel olarak ileride. Ama sosyal duygusal olarak belki 7 yaş olgunluğu da olmuyor. Ee, bu konuda Gelişim alanları arasındaki uyumsuzluk, ee, bu sorunlarla da psikoloji alanındakiler çalışıyorlar. Evet. Yani üstün yetenekleri hem matematik yeteneği, fen yeteneği, edebiyat yeteneği, bu gibi konularda eğitimciler çalışıyorlar, hem de e, psikologlar, psikolojik danışmanlar da sosyal duygusal boyutunu çalışıyorlar. Çok güzel. Bu konuda ailelerin genelde e, ...dengesiz bir tutumu oluyor. Evet. Ya anormal beklentiye giriyorlar çocuklarından... ...ya da beklentileri çok düşük oluyor. Yani çocuğun yeteneğini e, çok dengeli desteklemek gerekiyor. Evet. Bizde en çok bilinen e, yanlış bu. Bir de şunu söyleyeyim... E, ...toplumların e, üstün yeteneğe bakış açıları da farklı araştırmalarda. Mesela bizim toplumumuz... ...liderlik yeteneğine daha çok değer veriyor. Evet. Yani altı tane... ...Marin raporunda belirttiğimiz... ...üstün yeteneğin alanı var. Biz o alanlardan... ...liderlik kapasitesine daha çok değer veren... ...bir toplumuz. Evet. Genelde liderleri... Dağılmış. ...çıkarmayı seviyoruz. Evet. <laughs> Bu konuda kültüre göre de... ...üstün yetenekte yaşıyor. Yani bir Korelinin, Japon'un... ...üstün yetenekten anladığıyla... ...bir Amerikalının, bir Türk'ün... ...anladığı aynı değil... Yetenekleri değer verdiğimiz yetenek alanları da değişiyor kültürlere göre beklentiler de değişiyor. Evet. Bu konuda en çok bilinen yanlış evet. e, bence bu yani anne babaların. Ee, çocuklardan aşırı beklentiye girmeleri hatta işte kendi yapamadıklarını hayatta evet. çocuğun üzerinden görmeye çalışmaları işte onu bir övünç kaynağı gurur kaynağı haline getirmeye çalışmak e, çevreye karşı bu konuda çocukları e, o özgürlüklerini mutluluklarını elinden almamak gerekiyor evet, yani. Çok, çok teşekkür ederiz <laughs> evet. Abdullah Hocam. Gerçekten emeğinize yüreğinize sağlık. Kilis Üniversitesi'nden buraya kadar evet. geldiniz, misafirimiz oldunuz. Evet. Ee, evet, değerli davet radyo dinleyicileri, bugün de bir konu, bir konuk programını burada noktalıyoruz. Ee, bugünkü konuğumuz Kilis Üniversitesi'nden doktor Abdullah Eker hocamız. Gerçekten çok istifadeli bir program oldu. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Evet. İnşallah ilerleyen zamanlarda hocamızı ekibiyle bekliyoruz inşallah. Evet. Tekrar e, sizleri konuk etmek istiyoruz. Evet, değerli davet radyo dinleyicileri, programımızı YouTube kanalımızdan tekrar izleyebilirsiniz ve abone olmanızı istirham ediyoruz. Bu ve bunun gibi faydalı programların sürekli olması için devam etmesi için radyo kanalımıza abone olmanızı sizlerden rica ediyoruz. Allah'a emanet olun, selamette kalın.